Mağusallar Sulak Alanları Savunuyor Projesi'nin küçük hibe programıyla başladık biz bu işe. Çanakkale bölgesindeki ve göletteki sorunlarla ilk o zaman yüz yüze geldik. O günden beri projemizi yürütüyoruz. Yaptığımız farkındalık çalışmalarının ardından projenin sürdürülebilir olması anlamında Çanakkale bölgesinde bir halkın da içinde olduğu, muhtarın ve makamerden temsilcilerin olduğu, bir uzman arkadaşların da içinde olduğu bir komite kurduk. Sulak alanlar nem oranını yükseltir, iklimi ılımanlaştırır, karbondioksit emisyonunu düşürür. Deniz suyunun karasal bölgelere nüfuz etmesini önler ki bu mağusamızın bir problemidir aynı zamanda. Kıyıları doldurduğumuz için tortu ve ağır metalleri emer. Çevre Dairesi, Gazi Mağusa Belediyesi Kaymakamlık, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bölgenin rekreasyon ve iyileştirilmesi için işbirliği kurmak, bölgedeki kaçak yapılaşmaya engel olmaktır. Sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmadan Bakanlar Kurulu kararı ile geçirilen ve özel çevre koruma alanlarının aleyhine olan 18'e 2012 ve 30'a 2014 sayılı çevre yasasının 47. maddesi altında çalışılan sulak alanların korunması ve yönetimi adlı tüzüğün geri çekilmesini sağlamaktır. Makamer bu tüzüğü çalışarak rehabilite edilmesine ilişkin çevre dairesine görüş vermiştir. Makamer, gündemde olan Gazi Mağusa İskele Yeni Boğaziçi imar planının çevre yasası ile uyumlu, kentlerimizin özgün çevresel, kültürel ve tarihi dokusuna saygılı, sürdürülebilir kalkınma stratejisi hedefleyen bir anlayış içinde olmasını beklemektedir. Sulak alanlarımızın korunması için haritaların güncelleşmesi, özellikle Ayluga Sulak Alanı gibi yoğun nüfus baskısı altında olan yerlerin yönetim planlarının öncelikli olarak oluşturulması, yeni hazırlanan tüzükte özel çevre koruma bölgelerinde mutlak koruma alanlarının devamlılığını talep etmekteyiz.